Tonguç, metin türleri muhteşem üçlüğümüzü hazırladık. Nedir bu muhteşem üçlü? Üç tane gerçekten seçici soru soracağız sana. Ve bu soruları tamamladığında edebiyatla alakalı sınavın bir kısmı var. Hani metin türleri dediğimiz tiyatrolar, biyografiler, otobiyografiler, tezkireler, mektuplar, günlükler. Onunla alakalı kısmı halledeceğiz. Bir de muhteşem üçlü dil ve anlatım kısmımız var. Orada da, e, dil bilgisiyle alakalı çıkabilecek seçici sorular hazırladık. Ama şimdi gel bu üç soruyu yani bu muhteşem üç soruyu dikkatçi dinle benden ki yazılı da metin türleriyle alakalı. Yani Dinliyorum hocam. Tiyatro, biyografi, otobiyografi, günlük işte... E, ben ne... en çok e-postayı seviyorum hocam. E-posta, e, elektronik posta tamam. Oradan çok fazla böyle hoca çok seçici bir soru soramaz. Hani edebiyatımızdaki ilk elektronik posta nedir? Böyle bir şey gelmez. Ama yine de biz sana bütün bu konuları tekrar edecek üç tane soru hazırladık. Şimdi birinci sorumuza diyor ki modern tiyatro için hazırlanan tablodaki boşlukları doldurunuz. Yani resmen adam kitabı doldurunuz gibi bir şey vermiş bize ama biz esasında burada amacımız bir taşta iki kuş vurmak. Bir hem soru çözmek, tekrar etmek hem de bir konu anlatımı yapmak. O yüzden beni şimdi dikkatli dinle Tonguç'um. Birincisi trajediye baktığımızda konunun tarih ve mitoloji olduğunu görüyoruz. Burada esasında ben tarih ve mitoloji yazmadan önce sana bunları genel bir şöyle bir dakikada anlatmak istiyorum. 60 saniye içerisinde bak dikkat edin. Eski Yunan'da adamlar amfiteyatrolarda trajedi ve komediyi canlandırmış şart olmuş. Yani böyle bir stadyum düşün. Stadyumun ortasına adamlar çıkıyorlar. Eğer hayatın gülünç yanlarını, günlük hayatı böyle sıradan bir şekilde anlatılarsa komedi oluyor. Eğer tarih ve mitolojiden insanlara ders alması için daha böyle ciddi konular anlatıyorlarsa trajedi oluyor. Dram ise bildiğimiz tiyatro. Peki arasındaki fark ne hocam? Dramla e, trajedi komedi arasında. Trajedi komedi de böyle bir amfiteatrda yaptıkları için böyle perde kapanıp yeni bir sahne, yeni bir zaman, yeni bir olay yapamıyorsun. Yani bunlarda trajedi komedi de üç birlik kuralı var. Daha doğrusu üç birlik zorunluluğu var. Ama dramda üç birlik zorunluluğu yok. Yani ister uygulayabilir, ister uygulamayabilir. Yani perde kapanıp yeni bir sahne, yeni bir zaman, yeni bir olay olabilir. Dolayısıyla üç birlik kuralı ne olduğunu hatırlayalım eserin tek bir mekan, tek bir olay, tek bir zaman içinde anlatılması. Burada trajedi ve komedi mecburlar. Düşünsene yani stadın üstünü kapatıp yanına açıp kapatamazlar ki yani amfiteyatronun. Dolayısıyla sen diyeceksin ki trajedi ve komedi eski Yunan tiyatrosudur. Dram ise bildiğimiz tiyatrodur. Şimdi eski Yunan tiyatrosunda yani o amfide oynanan tiyatrolarda eğer konu tarih ve mitoloji ise amaç seyirciye ahlak dersi vermekse. Seyirciye ahlak dersi vermekse. Şöyle yazıyorum ahlak dersi vermekse. Ve yine aynı şekilde üslup kusursuzsa yani sanatlı bir üslupla ve kusursuz sanatlı kusursuz böyle asla işte bayağı sözlere yer verilmiyorsa kişiler böyle soylular tanrılar ve tanrıçalarsa yazıyorum bak soylular tanrılar tanrıçalarsa böyle tabii ki burada tövbe diyerek yazıyoruz yapacak bir şey yok ve üç kuralı varsa zaten amfiteyatro mecburen uygulamak zorundalar sahnelerde asla ve asla böyle kavga yaralama yoksa böyle kötü sahnelere yer verilmiyorsa argo sözlere yer verilmiyorsa kavga yaralama Burada yok Tonguç'um. Ee, dil yine ciddi bir dil varsa asla ve asla kötü söze yer verilmiyorsa kusursuz dil yazıyorum buraya Tonguç'um. Kusursuz dil virgül argo yok. Niye? Çünkü adamlar soyluları tanrıları konuştukları için ve ahlak derslerini yamaştıkları için asla kötü sözlere yer vermiyorlar. Ve bu şiir şeklinde yani buraya manzum yazıyorum. Manzum şiir demek Tonguç'um. Mensur ise düz yazı demek. Peki hocam ben bunu niye öğreniyorum? Manzum ne demek? Şimdi hani adamlar sahnede son bir olayı canlandıracaklar ya... E bir olayı canlandıracaklar ya, e tek bir olay, tek bir mekan, tek bir zaman yapacakları için hayatta da tek bir şey anlatılması sıkıcı olur. O yüzden diyelim ki bir olayın dört tane aşaması var. Diyelim ki sen işte e, bugün sabah kalktın, uyandın, kahvaltını yaptın, okula gittin, okuldan sonra bizim yanımıza geldin, şimdi benim yanımda ders çalışıyorsun. Bak sabah evdeydin, sonra okuldaydın, sonra okuldan gelirken otobüseydin, şimdi buraya geldin yanımdasın. İşte bu dört sahneyi adamlar tek bir sahnede nasıl canlandıracaklar? İlk 3 saniye şiir şeklinde şiir şeklinde e, şiir şeklinde böyle koro şeklinde söylüyorlar. İşte sabah kalktı Tonguç Maltoz gibi uyandığı ve ardından otobüse oku Böyle canla yana, yana. canlandırıp son saniyeyi gösteriyorlar. Dolayısıyla burada Tonguç'um manzum şiir şeklinde koro halinde söylüyorlar. İlklerine baktığımızda ise Tonguç ilkleri tabii ki ilk Yunan, Yunan edebiyatında şöyle biraz büyük yazmak istiyorum artık yazım okunamayacak kadar küçük oldu. Europides var Tonguç'um ve Sophocles var. Sophocles diye yazılıyor. Bu iki adam önemli. Hocalar bunu sorabilirler. En iyi temsilcilerine baktığımız ise Fransız, Kornel ve Racine'in çok önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi başka bir renkle de izin verirsen komedi yazmak istiyorum. Komediye baktığımızda ise konu günlük yaşamdan. O zaman buraya yazıyorum. Konu günlük yaşam. Yani her şey olabilir. Sıradan hayat konu, konu edinilebilir Tonguç. Amaç bu sefer seyirciye ahlak ders değil. Seyirciyi güldürmek. Amaç güldürmek. Yani güldürürken düşündürmek de demiyorum. Sadece güldürmek diyorum. Üslup bu sefer hafif böyle şakalar var. Yani kusurlu diyebiliriz. Şakalar var. Kusurlu. Şaka ve be var diyebiliriz Tonguç'um. Kişilere baktığımızda tanrılar, soylular falan değil. Bu sefer her tür sıradan insanlar yazıyorum. Bak buraya sıradan insanlar. Yani sen, ben gibi sıradan kişilerde de olabiliyor komedyanın içerisinde. Üçbirlik kurulu burada da var. Niye var hocam? Hani burada farkı yok? Var çünkü tek bir sahnenin içerisinde böyle bir amfiteyatroda canlandırıyorlar. Sahnelere baktığımızda kavga yaralama bak burada yok demiştik ya burada var diyoruz Songuç'um. Dil burada argo sözler var. Argo olabilir diyorum. Yani illa küfürlü konuşmak zorunda değiller ama dil kusurlu olabilir. Bu da yine manzum şekilde. Yine sonuçta tek bir sahne olacağı için yine birinci, ikinci, üçüncü sahnedeki olaylar böyle koru haline söyleniyor. Son sahne ee, göz önünde canlandırılıyor. İlklerine baktığımızda Tonguç'um burada Yunan Aristofanes'in Aristofanes'in çok önemli bir komedici olduğunu görüyoruz. Böyle Eşek Arıları gibi böyle çok önemli eserleri var. En iyi temsilcisi ise yine Fransız Molière olduğunu söyleyebiliriz. Fransız Molière'in cimri eserlerini yine biz e, YouTube'da paylaştığımız videolarda sana anlattık. Şimdi gelelim üçüncü kısma. Üçüncü kısımda ise dramı görüyoruz. Dram neydi olmuş bildiğimiz tiyatro. Benim oldu. hayatım hocam. Konu dolayısıyla buraya... Hayır hayır bak dram seni... Dram deyince böyle insanlar üzüntü, ağlama zannediyorlar. Hayır üzüntü ağlama değil. Dramatize etmek, onu sahnede canlandırmak demek. Dram, konu her şey olabilir. Yani tarihi mitoloji bitoloji olabilir, günlük yaşamda olabilir. Amaç e, bu sefer bildiğimiz tiyatro. Yani amaç acaba tiyatronun amacı nedir? Tiyatroda insanlara ahlak dersi de verilebilir, güldürmek de amaçlanabilir. Yani amaç o zaman insanları eğlendirmek. Eğlendirmek ve... Ee, ne diyebiliriz? Düşündürmek diyebiliriz. Şöyle iki satır olacağı için şöyle iki satır da yazıyorum. Düşündürmek yazıyorum Tonguç'um. Peki üsluba baktığımızda her türlü olabilir. Her türlü üslubu olabilir. Yani ciddi üslubu da kullanabilirsin, kusurlu üslubu da kullanabilirsin. Kişiler yine herkes olabilir. Herkesinden olabilir. Yani soylular da olabilir, sıradan insanlar da olabilir. Üçbirlik kuralı zorunlu değil. Üçbirlik kuralı uygulayabiliriz, uygulamayabiliriz. Yani tek bir sahne, tek bir mekan, tek bir olay da yapabiliriz. Ya da perdeyi kapatıp yeni bir mekan, yeni bir sahne yapabiliriz. Sahnelere baktığımızda e, her tür sahne var. Yine burada fark etmez, her tür sahne yazalım şuraya. Yani burada kavga yaralama da olabilir, olmayabilir. E, dil e, konuşulan, yani daha doğrusu e, ait olan çevrenin dili. Yani şöyle diyelim, ait olduğu. Çevrenin dili. Artık bu soruyu da bitirelim. Son iki kutumuz kaldı. Çevrenin dili. Yani eğer olay soyluların arasında geçiyorsa soyların dili. Köyde geçiyorsa tiyatroda sahnelenen olay. Bu sefer köylü dili kullanılıyor. Manzum veya mensur Burada da istediğimiz şekilde olabilir. Yani mensur da olabilir, şiir de olabilir Tonguç'um. Manzum da olabilir özür dilerim. Veyahut da mensur yani düz yazı da olabilir. Şiir artı düz yazı da olabilir. İlklerine baktığımızda dünyada ilk olarak Shakespeare'in şöyle yazılıyor. Saha kes diye yazılıyor Shakespeare'in. Çok güzel örnekler verdiğini görüyoruz ilk olarak. Ama e, en iyi temsilcileri ve dramın kurallarını da tabii ki Victor Hugo vermiş. Cromwell adresinde dramın temellerini göstermiş. Şimdi dolayısıyla burada bir tabloyu doldurduk. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Bu sorumuz biraz daha hızlı, rahatlıkla yapabileceğimiz soru. Şimdi burada bazı kavramlar var. Üçüncü kişi, monografi, nekroloji, teskire, heştbehiş, Alişe Nevai, Suriye Anadolu. Burada eser isimleri de var, kavramlar da var, kişiler de var. Bunları doldurmaya çalışacağız son Songuç'um şimdi seninle. Demiş ki eski dönemlerde şairlerin yaşamının ve eserlerin anlatıldığı yazı türüne tabii ki ne diyoruz? Tezkir ediyoruz sonuçum. Tezkireyi o zaman hemen eliyorum. Yani eskiden biyografinin tezkire gibiydi. Edebiyatımızdaki ilk şairler tezkiresini Mecalüsün Nefais adlı eserle Ali Şir Neva yazdı. Bunu hocalar mutlaka yazılarda size sorarlar. Bunu çok iyi bilmesin. Bayılıyorum söyleyeyim. Ali Şir Anadolu'daki ilk tezkireyi Heşt Behişt adlı eseriyle de tabii ki Sehi Bey yazdı. Bunu da biraz daha detaylı sormak isteyen hocalar sorabilirler. Heşt Beş de diyorum. Hoş be köpek. <laughs> ne diyorsun Eylül Hanım? Hayır ho ben de hoş be köpek diyorum. Kimi diyorsun <laughs> Eylül Hanım? Hayır yani oradaki ha, şey var. Ha orada köpek var. Hayır Heşt Beş deyince aklıma o geldi. Ha mi? o geldi tamam o da bir aklında tutabilirsin bu şekilde. Bir de Latifi'nin yazdığı Teskire Tüşşuara'da yine bazı hocaların sorduğu eser arasında. Biyografi de anlatıcı Tonguç'um. Tabii ki nedir? Birinci kişi mi, üçüncü kişi midir? Tabii ki Tabii ki birinci kişidir. Hayır, üçüncü kişidir. kişidir. Çünkü yaptı, etti, o doğdu, o okulu bitirdi, sonra bu kitabı yazdılar. Otobiyografi de birinci kişidir. Yani doğdum, sonra bu okulu bitirdim, sonra bu kitabı yazdım şeklinde olur. Suyu Arayan Adam diye bir eser var Tonguç'un. Um. Ben tabii kitap ayı ayı yazıyorum. Suyu Arayan Adam. Beyni yanan öğrenci. Evet, o da güzel bir eser. O da bir otobiyografi. Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir'in otobiyografistir. Bir de Tonguç'um. Ee, şuraya bakalım. Nekroloji denilen bir eser türü var. Burada da nekrolojide de, de reknolojide de biri ölümünden sonra övgüyle aynı, anlatılıyor. Bir de monografi diye bir kavram var. biraz detaylı, bu biraz hani muhteşem üçün ikinci soruları biraz daha seçici oluyordu. Burada üçüncü soru, ikinci soruda biraz daha seçici sorduk. Bir kişi olayda eser hakkında ayrıntılı yazılar yazıyor. Buradakileri zaten biliyorsundur. Bilmediklerin varsa öğrenmiş oldun ve sınavda iyi bir puan alacaksın. Şimdi gelelim buraya. Şimdi burada türler var. Edebi mektup falan filan. Sanatçılar var, eserler var. Eğer Sanatçıyı biliyorsan türünü yazarsın. Eseri biliyorsan böyle karışık bir şey yaptık. Şimdi Boşlukları dolduralım arkadaşlar. Aynen arkaya doğru ilerleyelim. Şimdi Tonguç'um birincisi e, tabii yeşil kalemimiz bittiği için burada başka... Pembe bir... hocam pembe yazıyor. Pembe gönlüm sen ne diyorsun? Şu yeşil. Pembe, pembe o... yazıyor yani şöyle hani hepsi yeşil, hepsi mor, hepsi mavi olsun. Olmaz. Bütün sallik olsun diye. Yazmazsa da bir bakalım. Şimdi Edebi Mektubu baktığımızda Fuzuli'nin Şehname adlı eseri, Şehname adlı eseri bir edebi mektubu. Tebrik ederim. Hani şöyle renksel, uyumsal bir bütünlük ve e, şey, totoloji yapmak istedim. Şimdi burada Fuzuli'nin yazdığı Şehname adlı mektup edebiyatımızın ilk edebi mektuplardan biri kabul ediyorum Metin türünde yazılmış, yani e, metin türünde değil de bu mektup türünde olacak. Burayı e, arkadaşlar yanlış yazmışlar. Şunu düzeltelim. Mektup türünde yani mektup gibi yazılmış. İçinde i̇şte mektuplar var. Mektup türünde yazılmış romana baktığımızda ise Handan adlı bir roman görüyoruz. Bunun yazarı da Milli Edebiyat'ın değerli üstad sanatçısı halde edip adı var olduğunu görüyoruz. Bunu da hocalar sınavlarda öğrencilere yöneltiyorlar. Yine mektup halinde yazmış Cahit Sarancı'nın Ziya'ya mektuplar adlı Ziya Osman Sabah için yazdığı Ziya'ya mektuplar adlı mektup eseri de Cahit Sarancı'nın önemlidir Tonguç'um. Bir de tanzimatın başlangıç döneminde direktör Ali Bey tarafından Seyahat Jurnali diye bir eser yazılmış ki bu da edebiyatımızdaki ilk günlüklerden biri kabul ediliyor. Günlük olarak buraya not alıyorum Tonguç'um. O da biyografik romana baktığımızda 9. harici Koşu'nu yazan Peyami Safa'yı görüyoruz. Yine Cumhuriyet döneminde e, bireyin iç dünyasını esas alan eserler tarzında. Yine Şinasiye baktığımızda Tanzimat döneminde edebiyatımızdaki ilk e, yazılı tiyatro yazıyor. Ve bu eser aynı zamanda bir töre komedyası. O yüzden buraya tiyatro yazıyorum ama biraz daha hocam detaya girebilirse diye töre komedyası şeklinde yazıyorum. Devam edelim. Sahnelenen ilk tiyatroya baktığımızda Vatan yahut Silistre adlı eseriyle bu sefer Vatan şairi olarak bildiğimiz, Tanzimat beni dönemin büyük şairi Namık, Namık Ke Kemal. Tebrik Atatürk. ediyorum. Abi, ab Ay, pardon, Namık, Namık Kemal. Kemal. Pardon Gaza geldin. İlk yorumlarına baktığımızda Nabizade Nazım, yine Tanzimat ikinci dönemde Karabibik adlı eseriyle yazıyor. Bunlar da biraz detaylı bir bilgiye sahip olman gerektiriyor. Hocam son soru gerçekten kazı okulu aziz miymiş? Artist gelme, hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap. Bu da senin için kolay soru da bir tane soru. Hadi bakalım. Aha da bal reklamı Yok yok abone ol Facebook'u beğen Instagram'ı da takip et Bunlar ne peki? Videoyu beğen Paylaşmayı unutma Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç Haberdar ol Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bal bu. Bunlar, Bunlar da videolar Tıkla Tıkla tıkla, tıkla, tıkla. Paylaş. Butonuna Paylaş Paylaş Tıkla tıkla Paylaş, Paylaş. Paylaş.